Evet, gebe kalmak için rahim duvarı ne kadar olmalı? Normalde bizim istediğimiz 7 milimetrenin üzerinde olması tüp bebek tedavisi sürecinde maksimum 14 milime kadar çıkabilir. Peki rahim duvarı ince ise neden olabilir? Tamamen hormonal mekanizmalarla. Yani bu FSH hormonu yükselecek, FSH E2 yükseltecek, E2 rahim yükseltecek. Yani aradaki bu hormon mekanizmalarını etkilen ilaçlar olabilir. Yani ilaç kullanımı rahim inceliği yapabilir. Ne mesela özellikle oral kontraseptif, doğum kontrol hapları da rahim zarını inceltebilir. Peki nasıl bulgu verir? Diyelim ki iki adet arasında ara ara lekelenmeler başladı. Doktora gittiniz, rahim kalınlığınız ince. Ultrasonla tanı alır. Ultrasonla doktor ölçer der ki doğum kontrol hapını çok kullanmışsın. Rahimin çok incelmiş. Hapı kes. Böylece vücudun kendi mekanizmasına hastayı bırakırız. Bir de en önemli bir kısmı kürtajlar geçirilmiş kürtajlarda rahimde ciddi anlamda yapışıklık yapabilir tekrarlayan kürtajlar o da böyle ara lekelenmeyle bulgu verir hastaya yine rahim kalınlığını inceltir. Bu da mesela çocuk sahibi olmada böyle tekrarlanmış bir kürtaj öyküsü de sıkıntı verebilir. Ama tabii ki hormonal mekanizmalar en önemlisi. Biz normalde 7 mm'nin altında bir rahim gördüğümüz zaman tüp bebekli transfer falan yapmıyoruz adetin üçüncü günü rahim kanının yani kişiden kişiye göre değiştiği için doktordan doktora da değişen bir değeri vardır. Üçüncü günü rahim kanına bakılır. İyi ise devam eder. Hani deriz ki biz rahimle ilgili bir sıkıntı yok. Gayet güzel duruyor. Hormon değerleri iyi. Çocuk sahibi olmaya devam ederiz. Biz kadın doğumcular hasta adetin üçüncü günü geldiği zaman hem rahime hem de hormonlara bakarız ve hastanın rahiminle ilgili bir sıkıntı olmadığını, rahim içiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını söyleriz. Daha önce anlattığım gibi rahimle ilgili tekrarlayan kürtaj, hormon kullanımı etkilediği gibi. Yine buradaki notlarımdan devam edeceğim size. Bilinçsiz diyet ve çok yoğun egzersiz rahim duvarını çok ciddi anlamda inceltebilir. Yine rahim duvarını inceltenlerden bir tanesi türeit hastalıkları. Türeit hastalıkları da çok önemlidir. Turner sendromu dediğimiz bir sendromik durum var. O da çok ciddi olarak rahim duvarını inceltebilir. Tekrarlıyorum. Rahim duvarı 8 milimin üzerinde olan bir hasta yani yumurtlama zamandan sonraki ya tam yumurtladı döngüde 8 milimin üzerindeki bir hasta gebe kalma şansı %53 iken rahim duvarı 9 milim ve üzerinde olan bir hastanın gebe kalma şansı %77'dir. Yani bu kadar önemli. Hem tüp bebek de önemli hem normalde önemli. E nasıl diyeceksiniz? Şimdi çocuk tüp bebek tedavisinde yumurtaları tamam elde ettiniz. Ya rahim iyi değilse ya rahim çok inceyse ya o zaman ne yapacağız? O zamanki sonuçları da diğer videoda birazdan anlatmaya devam edeceğim. Ama bu rahim duvarı inceliği ile ilgili anlatacaklarıma devam ediyorum. Evet şimdi ben bu rahim duvarı inceliğinin tedavisinden biraz size bahsedeyim. Birçok e, herkes farklı farklı yaklaşabilir. Bu da rahim duvarı inceliğine. Evet az önce anlattığım gibi doğum kontrol hapı bıraktırmak bir tedavi yöntemidir. Türtajlara bağlı olarak yapışıklık var mı yok mu bunun tedavisi histeroskopidir. Yine de e, ben bu tarz rahim duvarı inceliğinde kan sulandırıcı iğneler kullanılması. Mesela doktorunuzun tavsiyesiyle bazen verilebilir. Hani rahime giden kan miktarının arttırması ile ilgili. Yine burada kan dolaşımını hızlandırsın diye rahim duvarına bazen çentik atabiliriz. Biz rahim çizme dediğimiz bir ameliyattır. Bu yapılabilir. Üçüncü olarak da ben yine rahim duvarına daha iyi, yani bir bebeğin rahim duvarına tutunmasını sağlaması için tüp bebekte gebelik açısı öneriyorum. Yani bir çeşit PRP ama bebeğin tutunmasını daha iyi sağlıyor diye düşünüyorum. Evet rahim duvarı inceliği aslında böyle aradan kaçan ama e, aradan kaçan ama aslında bilinmesi de gereken bir konu. Birçok hastalarımızla karşılaştığını eminim yazıyorsunuz, soruyorsunuz. Dolayısıyla da benim cevabım buna bu. Bu şekilde. Dinleyin bakalım. İnşallah fayda sağlamışızdır. Evet. Diğer konularımıza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.